Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz inek desenli küllüğü yapacağız. İnek, Dalmaçya, karışık bir şeyler oldu ama bence çok tatlı duruyor ve yapımı çok basit. Ben Das marka kil kullandım. Kesinlikle bana sponsor değiller, keşke olsalar. Ama şu ana kadar gördüğüm en iyi killerden bir tanesi. Eğer çatlamalar, kırılmalar oluyorsa Das marka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü küllüğün yapımında sadece bir bıçak ve normal bulaşık süngerini kesip kullandım. Sebebi de şu, setimi aile evinde unutmuşum, şu an öğrenci evindeyim. O yüzden bunlarla yapmaya çalıştım. Ben kil yaparken altına yağlı kağıt seriyorum ama sizin eğer elinizde böyle daha koruyucu bir materyal varsa onu da kullanabilirsiniz. Burada merdane kullanmadım, kesme işlemi yapmadım. Direkt sadece şekil vererek devam et. Nedenini söyleyeyim. Kesip böyle o birleştirmeyle falan uğraşmak istemedim açıkçası. Ve çıkan sonuçtan ben çok memnunum. Eğer siz işte kenarları birazcık daha düzgün olsun falan isterseniz, yani ya bu şekilde daha fazla oynama yapabilirsiniz ya da merdaneyle açıp kenarlarını kesip bu fil saksıda yaptığım gibi, linkini yukarıya bırakıyorum. O şekilde yapabilirsiniz. Elimle kenar kısımlarını böyle ite ite şekil veriyorum. Burası en uğraştırıcı kısımlardan bir tanesiydi bence. Üst kısımları böyle incelmeye başlıyor. İnceldiği yerden aşağıya doğru bastırıyorum ki böyle o kısım birazcık daha kalınlaşsın diye. Eğer çok ince yaparsan kırılma, çatlama olur. Çok normal. Çünkü böyle incelik kaldırabilecek bir kil değil bence. Hatta hiçbir kil değil. Eğer fırınlamıyorsanız havayla kuruyan killerde bu şekilde yapmamalısınız diye düşünüyorum. Bıçakla fazlalıkları kestim. Ve bıçağın kenarını kullanarak böyle düzeltmeye çalışıyorum. Daha şimdiye kadar hiç su kullanmadım. Direkt elimle şekil veriyorum ama siz böyle eğer çok sertleştiğini, kurumaya başladığını hissederseniz su da kullanabilirsiniz. Kenar kısımlarından birazcık oyduğumu görebilirsiniz. Bunu ben fazla büyük yapmışım. Yani kullanıma çok müsait olmadı. Siz kendi işte küllüğe artık ne koyacaksanız onu ölçerek yaparsanız, yaptıktan sonra bakarsanız çok daha iyi olur. Fazla büyük kestiğim için çok kullanışlı olmadı. Evet, gördüğünüz gibi kilin yapımını bitirdik. Şimdi bu ince gelen, kalın gelen kısımları böyle kil eklemesi yaparak onları kalınlaştırıyorum ve birleştiriyorum. Yaparken iyice bozuyorum. Bazen tadında bırakmak gerekir. Kameranın gazabına uğramışım çünkü teknolojik aletlerle pek iyi anlaşamıyorum. Burada bir üzerinden süngerle geçiyorum. Süngerle geçerken böyle hafif bastırıyorum ki şekli bozulmasın diye. Suyu da böyle süngeri hem sıkıyorum hem de kavanozun işte bardağın kenarına birazcık sürterek sürüyorum. İçindeki suyu iyice akıtsın diye. Çok fazla suyla yapmıyorum. Zaten şekli düzgün bir şey olduğu için çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama yaparken dikkat edin. Orta kısmı ben biraz fazla bastırmışım. O yüzden böyle oyuk oyuk duruyor. Ama boyayacağımız için kesinlikle sıkıntı yok. Siz isterseniz kuruduktan sonra zımpara da yapabilirsiniz. Ben zımpara yapmıyorum. Nedenini biliyorsunuz. Çünkü bunu mükemmel olması için yapmıyorum. Böyle sadece vakit geçsin, keyif alayım diye yapıyorum. Eğer siz isterseniz gerçekten zımpara yapabilirsiniz. Ama biraz uğraştırıcı bir iş ve her yeri toz ediyor. O yüzden ben gerek duymuyorum. Ne kadar sürede kuruduğunu söyleyeyim. Yaklaşık 48 saat sürdü. Ama ben vakit bulamadığım için ve birazcık daha böyle kurusun emin olayım dediğim için bir 5 gün kadar beklettim. Boyama kısmında akrilik boya kullanıyorum. Yağlı boya, sulu boya bunlar kesinlikle olmaz. İşe yaramıyor. Takipçilerim denediler ve işe yaramadıklarını söylediler. Ve şöyle, akrilik boyayı suya batırmamanız lazım ki boya güzel dursun. Zaten suya batırdığınız zaman köpük köpük oluyor. O yüzden fırçanızın kuru olduğundan da emin olun. Böyle hani kafama göre şekiller yapıyorum. Siyah siyah boyuyorum. Pinterest'te gördüm. Bunların kahverengisi de çok güzel oluyor. Başlamadan önce benim kilim beyaz olduğu için beyaza boyamama gerek kalmadı ama eğer sizin kiliniz kahverengiyse ya da başka renklerdeyse siz önce beyaza boyayabilirsiniz. Ben direkt siyah boyayı elime aldım ve şekiller çizmeye başladım. Burada en çok zorlayan kısım küllüğün iç kısmı oldu. Çünkü oraya boya sürerken gözüküyor mu gözükmüyor mu, nasıl bir şekil aldı falan, bu birazcık zor oldu. Bir de boyayı bir yere döküp almadığım için bu da başıma biraz iş açtı. Küllüğün dış kenarına çizim yaparken arka tarafının kuruduğuna emin olun. Ben bu şekilde elime alarak yaptım ve az kalsın bulaştırıyordum her yerine. Bütün proje gidecekti. Ve benim yaptığım burada bir hata var. Tabii ki altına koruyucu herhangi bir şey koymamışım. Akrilik boya çabuk çıkıyor, okey, ama siz dikkat edin. Geldik vernik kısmına.
Bu ürünlerin hepsinin linki aşağıda açıklama kutucuğunda var. Oradan bakıp alabilirsiniz ve koleksiyonu kaydetmeyi unutmayın lütfen. Şimdi burada üzerine döktüğüm vernikte gördüğünüz gibi böyle rengi gitti. Siyahlar beyazlaştı falan. Bunun sebebi vernikten kuruduktan sonra böyle bir şey kalmıyor. Ben tamamen kuruduğundan emin olup arka kısmı yani bu alt taban kısmını da vernikledim. Ama onu göstermemişim. Tebrikler, tebrikler. Çekimlerde biraz hatalarım var. Kusura bakmayın. Ve yapımı bu kadar basit. Hem çok eğlenceli hem de çok minnoş bir ürün. Yaptığınız küllükleri bana Instagram'dan atmayı unutmayın. İsterseniz hikayelerinizde paylaşıp etiketleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.